Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, vermiş olduğumuz saatte derse başlayamadığımızdan dolayı haklarınızı helal ediniz. Cin suresinden devam ediyoruz. İlk defa bu derse, internet yoluyla katılan kardeşlerimiz merak ederler. Niçin? Suratül Cin'den başladınız diye Esasında ifamda Ramazan-ı Şerif gelince dersleri azaltır. Sadece sarf, nahil dersleri okunur. Buhari-i Şerif'i hatmetmek istemiştik. Bir ara Buhari okuduk, bir ara Müslim okuduk. Daha sonra Kur'an-ı Kerim onu hatmedelim dedik. Madem ki şah Ramazan elledi, unzile fihil Kur'an. kuran Hakim bu ayda nazil oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başlamıştık. İlk başta 900 tefsir edebildik. Ancak o kadar gidebildik. ramazan Şerif'ten sonra normal programlarımıza döndük. Değer dersleri okuyorduk. Değer dersleri okurken tekrar kayda alalım dedik. Tefsir derslerinin bir kısmını. Azap suresinden geçen yıl Ramazan ayında başladık. Ramazan-ı Şerif'te 5-600 kadar kaydedebildik. O kadar tefsir yaptık. Sonra tekrar normal dersimize döndük. Oradan devam ediyorduk. Esasında tefsirde dersimiz Nesefi ve Beyzavi. Onları okuyoruz. Fakat her sure bitince kardeşlerimizle Nesefi'den ya da Beyzavi'den okumuş olduğumuz yeri Kur'an-ı Kerim'den tefsir ediyoruz. Şimdi de öyle yapacağız. Yani buradaki öğrenci kardeşlerimiz onlar Nesefi ya da Beyzavi'den ya da başka derslerden mutala edecekler, eserlerden mutala edecekler. Ama sizinle burada Cin suresinden itibaren sadece Kur'an-ı Kerim esas alınarak diğer dersler, tefsirler mutala edilmiş olduğu halde anlamaya çalışacağız, fehmetmeye çalışacağız Allah Teala'nın ayetlerini. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ayında bizleri onun kitabından müstefil kılsın. Kayıt Ahzab suresinden itibaren internette var. Dileyen kardeşlerimiz Ahzab'dan başlayarak Cin suresine kadar olan yerleri dinleyebilirler, takip edebilirler. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te ne kadar gidersek bu saatlerde başlayacak her gün inşallah burada olduğumuz müddet içerisinde tefsir etmeye çalışacağız. Peki Cin suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor tam olarak ne zaman nazil oldu onunla alakalı bir tespitte bulunmak zor. Mekki surelerle alakalı tayinde bulunmak güç. Neden güç? Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizin sayıları azdı. Onun için hadiseler bize Medine'de olduğu kesette rivayet edilmiyor. Fakat bu sure cinlerden bahsediyor. Neden cinlerden bahsediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim nazil olunca Mekke'de kafirler, müşrikler Kur'an-ı Hakim'e isnat noktaları arıyorlardı. وَلَكَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ beşer. Bazıları diyorlardı ki ona bir beşer öğretiyor. Arap olmayanları buluyorlardı, onlara isnat ediyorlardı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğunu, okuma yazma bilmediğini, Mekke-i Mükerrem'in dışına iki defa çıktığını, birinde çocuk olduğunu, diğerinde 25 yaşında olduğunu, fakat bu çıkışlarında yanında Mekkeliler olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok kısa bir zaman Mekkelilerle beraber çıkıp, yine onlarla birlikte Mekke'ye döndüğünü biliyorlardı. Ümmi bir peygamber, o halde bu Kur'an'ı, bu ayetleri ona kim öğretiyor diyorlardı? dışarıdan birileri arıyorlardı Cebir en Nasrani ya da başkalarını bulmuşlardı fakat onlar Arap değillerdi Arapçayı bile konuşamıyorlardı ama Kur'an-ı Kerim Arap'ın en beli olanlarını en fasih olanlarını bile e, karşısında diz çöktürmüştü Fasla bima tu'mer ayet kelimesi kerimesi okunduğu zaman Arap'ın en edibi en beli olan e lebid atından yeri inip secde etmişti. Neden secde ediyorsun diye ona sordular. Dedi ki Kur'an'a hakime iman etmedim. Fakat onun edebiyatına, belagatına, icazına, fesahatına ona teslim oldum. Öyle bir kitap var. Peki bu kitaba isnat merkezi arıyorlar. İnsanlardan bulamayınca ya da buldular fakat inandıramayınca bu defa dediler ki acaba ona cinler mi öğretiyor diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cinlerden isnat merkezi aramışlardı. Fakat o noktada da inandırıcı olamadılar. Bu sure cinlerden bahsederek bir anlamda cinlerin ne olduğunu, onların keyfiyetini, onların da insanlar gibi Allah Teala'ya iman etmekle, İslam'la mükellef olduğunu bize ifade, izah edecek. Yani bir kitap var Mekke'nin gündemini değiştiriyor Onlar acaba şair midir diyorlar O ma huve bi kavli şair Kalilem ma tu'minun Hz. Ömer Efendimiz Kabe'nin bir tarafında Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinliyor Şair olabilir mi diyor Kur'an-ı Kerim reddediyor O ma huve bi kavli şair Kalilem ma tu'minun Ve la bi kavli kahin Kalilem ma tezekkerun Acaba kahin midir diyor ben içimden bu şair midir diye düşünmüştüm. İçimden geçeni anladığına, idrak ettiğine göre kahin olabilir mi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ayetlerini okumaya devam ediyor. Hayır bu bir kahin sözü de olamaz. Velabi kavli kahin kalilam tezekkerun. Fakat Mekke öyle bir toplum ki tezekkür, taakkul, tedebbür melekelerini kaybetmiş. İnsanlar bütünüyle Varlık varoluşunları yitirmişler, inkara kendilerini ayarlamışlar. Allah Resulü Aleyhisselam hangi hakikatten, hangi esasdan bahsederse onlar reddediyorlar. O halde bu surenin vaktiyle alakalı işte tam şu zamandı diyemiyoruz ama Mekke'de nazil olan surelerden Cin suresi cinlerden olan keyfiyetinden bahsediyor. Yani onlar da İnsanlar gibi iman etmekle, Allah Teala'ya teslim olmakla, ibadet etmekle sorumlular, mükellefler. Bugün de cinleri konuşuyorlar, bugün de cinler tartışıyorlar. Fakat önceden onları ilah derecesine çıkaranlar vardı, ibadet edenler vardı. İşte çöle girdiği zaman Eûzu bi seyyide hâzel Vadi öyle diyorlardı. Bu vadin efendisine sığınıyorum. Mekkeliler çölde gidiyorlar gece karanlık züfiri bir karanlık var öyle bir yere girdikleri zaman bu vadinin efendisi kimse hangi cinse ona sığınıyorum derlerdi onları böyle farklı bir makamda görürler öyle değerlendirirler öyle mutala ederlerdi İlah kabul edenler onlara ibadet edenler vardı bir ifrat vardı karşıda bir tefrit vardı kahinlere gidenler cinlerle görüşenler cinlerden bilgi aldığını zannedenler, söyleyenler vardı. Onları da yüceltenler, takdis edenler var. Yani farklı kutupları görüyorsunuz. Peki bugün Müslümanlar içinden öyle bir sınıf zuhur etti ki bir tarafta tarihselciler var, bir tarafta pozitivist anlayışa mahkum olanlar tarihselciler Kur'an-ı Kerim'e artık senin devrin bitti diyorlar. İçindeki o hüküm ayetlerini, ahkam ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsın. Yani senin çağın kapandı. Ne kadar hüküm ayeti varsa onlar o asırla alakalıdır. Esasında bu anlayış eski Yunan'dan tevarüs eder. Aydınlanmanın inkarcı bir aklı var, münkir bir aklı var. O akıl İncil'i almıştı. İncil'i çökertmiş, çökertecek hamleler yapmıştı. İçeriden adamlar, kiliseye inananlar, iman edenler hayır dediler. Çökertmeyin, İncil'imiz kalsın ama biz onu aklileştiririz. Onun içinde ne kadar efsane, hurafe varsa onları temizleriz dediler. İçeriden incili bir kurtarma operasyondur tarihselcilik. Yani onun bozulmuş olduğunu, muharref olduğunu, tarif edildiğini kabul ettiler. Kurtaralım dediler. Aydınlanma o akıl kendi kilisesini kurmuştu. Aklın kilisesini kurdu. Aklın kilisesi hurafenin kilisesini ortadan kaldıracaktı. İçeriden o kiliseyi kurtarma ameliyesidir tarihselcilik. Peki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kitabı onun hüküm ayetleri de o kitabın içinde. Geçen asırda oryantalistler tarihselciliği Kur'an-ı Kerim'e tatbik etmek istediler. İçeriden gönüllü ödüllü işbirlikçileri buldular. Onlar dediler ki biz yaparız bunu. Siz dışarıdan yaparsanız oryantalist bunlar kafir diyecekler. Sizin ifadelerinizi reddedecekler. Fakat bizim adımız Ahmet, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Mustafa. Ne diyorsanız biz içeriden bunu yaparız. İçeriden aldılar, yaptılar bunu. Ne dediler? Kur'an-ı Kerim'in hüküm ayetleri tarihseldir. Yani onları bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Küresel bir dünya var, global bir dünya. Amerika'da Amerika'daki de kot pantolonu giyiyor. Afrika'daki de kot pantolonu giyiyor. Amerika'daki de McDonald oradan giyiyor. Asya'daki de o da McDonald'dan giyiyor. Yani dünyayı bir köye dönüştürdüler. Her tarafta aynı diziyi izliyorlar, aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı gıdaları yiyorlar. O halde bu dünyaya itiraz eden yegane güç var İslam'ın değiştiremedikleri, dönüştüremedikleri, Yehova'nın nizam var o İslam. O diyor ki: "Ve mem lem yahkum bima fe humul kafirun." Allah Teala'nın ahkamı var, hükümleri var. Mutlaka onlar tatbik edilmeli. Mutlaka onlar uygulanmalı. Peki uygulanmayanlara dair hükmü veriyor. Yani gücü olduğu halde, kuvveti olduğu halde direnen bir toplum yok. Böyle bir toplumda uygulamayanlar Allah Teala'nın hükümlerin kafir olurlar. O halde bu kitap bizden uygulama alanı istiyor. Kim onun hükümlerini reddediyorsa, tanımıyorsa onu da tağut olarak ilan ediyor Kur'an-ı Kerim. Müslümanlar her asırda, her zamanda bu kitabı uyguladılar. Bunun hükümlerini tatbik ettiler. Son iki asırdır bir savrulma var, Kur'an-ı Kerim'de uzaklaşma var. Fakat içeriden bir damar, içeriden bir ruh yeniden Kur'an-ı Kerim'in önünü yolun açabilmek için cehd içinde, gayret içerisinde mücadele ediyor. Peki içerideki bu ruhu öldürebilmek, yok edebilmek için dışarıdan şu kadar taarruzda bulundular. İtalya bunun için Libya'yı işgal etti. Onun için kalktılar oraya gittiler. Karşıda Kur'an-ı Kerim'le direnen bir Ömer Muhtar vardı. Mısır'a bunun için İngilizler gitti. Osmanlı'ya bunun için saldırdılar. Hilafeti bunun için kaldırdılar. Bir kitap var. Kur'an-ı Kerim her zaman yıkılan, savrulan ümmeti tutup, ruhunu tutup ayağa kaldıran. Yeniden sen bu kitabı hayata tatbik edeceksin. Buna memursun, buna mecbursun. Allah Teala seni bunun için var etti, yarattı diyen bir kitap var. Kur'an-ı Kerim var. O halde bu kitapla bu ümmetin bağını, bu kitapla ümmetin irtibatını koparmak lazım. Dışarıdan saldırdılar ama yapamadılar muvaffak olamadılar içeriye girdiler. Tarih sercilikle geldiler. Dediler ki o hükümler o asırda geçerliydi. Şimdi siz o hükümleri alıp aynısıyla bu asırda bu zamanda uygulayamazsınız. Tarih bugün maalesef Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme makamında olanlar buna dair ehliyet, salahiyet, ilmi anlamda değil de akademik anlamda alanlar şu kadar adam var Kur'an hakimin tarihsel olduğunu söylüyor. Bu küfürdür. Allah Teala'nın hükümlerinin, ayetlerinin sadece 7. asırda o asın dünyasında geçerlidir demek küfürdür. Çünkü bu kitap bütün zamanlarda, bütün asırlarda caridir. Yani kalkıyor diyor ki adam ve sariku ve sarikatu fakta'u eydihuma cezaen bima kesebaneke alem minallah. Hırsızın o asırda hırsızlığın önünü alamıyorlardı. Peygamber de ne yaptı? O asırda bunu önleyebilmek için hırsızın eli kesilir. Öyle bir ayet var dediler. Peki bugün siz hırsızlığı başka cezalarla önleyebiliyorsanız, önüne geçiyorsanız o zaman bu ayet tarihseldir. O asırda o zamanla geçerliydi. Faiz tarihseldir. Mirasla alakalı ayetler tarihseldir. O asırda o zamandadır. Peki o zaman ey Kur'an senin devrin bitti. Bundan sonra sen bu dünyayı idare edemezsin, yönetemezsin, yönetmeye talip olamazsın. Yani alenen Allah Teala'nın ayetlerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Kim? İçeriden adamlar. Dışarıdan bunu söyleyince onlara kafir diyorlardı. Yani başörtüsüne ya da kadının libasına dış örtüsüne bakıyorsunuz. Ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudinine min celabi bihinne. Zalike edna Peki o zaman kadınlar eza görüyorlardı. Dışarıdan sözlü tacizde bulunuyorlardı kadınlara. Onun için örtünmüşlerdi. Bugün bir kadın başını açıp sokağa çıkıyor. Eğer sözlü bir takım tacizlere maruz kalmıyorsa bu ayet tarihseldir diyorlar. Bu ayetleri bu asırda bu zamanda uygulayamazsınız. Efendim içerden Allah Teala'nın ayetlerine, kitaba, kelamullah'a, kelamı kadime kurulan büyük bir tuzaktır bu. Hayır. Efendimiz Ali Vesselam bütün zamanlara, bütün mekanlara gönderilen bir peygamber bütün zaman ve mekanlar. Üstad diyor ya zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunla bir gençliği. Zamana da hakim olacak, mekana da hakim olacak. Çünkü bu kitap bütün zamanlarda ve mekanlarda caridir. Hükümleri tatbik edilecektir. O halde buradan bir taarruz var. Tarihselcilikle gelen bir taarruz var. Öteki taraftan başka bir taarruz var. Onlar ne diyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini reddediyorlar. Sünneti seniyeyi kabul etmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair Allah Teala ve enzenna ileyke zikre li tübeyyine Bu zikri sana indirdik. Sen insanlara beyan edeceksin. Neden sana indirdik? Li tübeyyine Beyan etmen için. Enzenna oradaki ve enzenna ileyke zikre li tübeyyine. Lamu ı mutallak Ne? enzenna. Yani bana indirmedi. Sana da indirmedi kardeşim. Kime indirdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Peki Allah Teala'nın efendimiz Aleyhissalatu vesselama Kur'an-ı Kerim'i indirmesindeki gaye amaç o beyan edecek. İnsanlara o anlatacak. O halde bu ayet kelime Kur'an-ı Kerim'in beyana, izaha efendimiz Aleyhissalatu vesselama ihtiyacı olduğunu açıkça alen'in bize ifade ediyor. Peki bu adamlar ikinci hamleyi yapıyorlar içeriden. Yine bunların adı Hasan, Hüseyin, Mustafa vesaire. Bunlarla ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına, izahına uydurulan din diyorlar. Peki başka bir taraftan nereye saldırıyorlar? Mezheplere saldırıyorlar. Mezheplere taarruz ediyorlar. Yani mezhepler eğer olmasaydı bu ümmet, bu millet, Kur'an-ı Kerim'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti nasıl anlayacaklardı? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar. salatül leyli mesna mesna. Gece namazı iki, iki kılınacak. İkişer rekat, ikişer rekattı. İmam Şafii Hazretleri bu hadisi nasıl anlıyorlar? Bu bir mesele diyorlar. Meselenin ifadesi, meselenin izahı. O halde gece namazı mutlaka iki rekat iki rekat kılınmalı. Teravih İmam Şafii'ye göre iki olacak. Peki Ebu Hanife Hazretleri bunu nasıl anladılar? Salatul leyli mesna mesna bu maslahattır dedi. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûme adna min sülüseyi leyli ve wa ve wa ve min minellezîne ma'ak Yani sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte ve taifetun bir grup bir taife namaz kılarlar. Üçte ikisinden azında, üçte birinde, yarısında namaz kılıyorlar. Namaz kılarken ayakları şişiyordu. O halde bu ayet onlara diyor ki, evet bu kadar namaz kılıyorsunuz. Ayet onların ne kadar kıldığını anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da madem bu kadar uzun namaz kılıyorsunuz, insanın bir tahammül sınırı var. Uzun süre ayakta kalamazsınız oturabilirsiniz yani iki rekatta bir selam vermeniz maslahatınıza daha uygun eğer gece boyu namaz kılacaksanız yani böyle dört rekat ayakta duruyorsunuz uzun kıyamlarınız var bedeniniz ayaklarınız buna tahammül edemez iki rekatta selam verin bu yeni bir meseleyi bize anlatmaz diyor Ebu Hanife bu maslahattır gece boyu namaz kılanlara maslahatın ne olduğunu anlatıyor. Eğer böyle olsaydı gece namazlarını iki rekat kılmak daha faziletli olsaydı o durumda yasının farzı iki kılınmalıydı ama yasının farzını dört kılıyoruz. Farz mı daha faziletli, sünnet mi daha faziletli, farz daha faziletli. E daha faziletli olan iki olmalıydı. O dört olduğuna göre, yasının farzı dört olduğuna göre o zaman bu diyor Ebu Hanife Hazretleri bize bir meseleyi anlatmaz. Maslahatı anlatır. Nedir o maslahat? Yani gece boyu namaz kılacaksanız öyle dört rekat ayaklarınız ona tahammül etmez. İki rekatta selam verin, dinlenin, evradınız, ezkarınız olsun, tesbihatınız, salatü selam onları okuyun. Sonra tekrar kalkın, iki rekat daha kılın. Ama İmam Şafi Hazretleri bunu müstakil bir hüküm olarak alıyor, mesele olarak alıyor. Onun için gece namazı mutlaka iki kılınmalı teravih de iki rekat kılınmalı selam verilmeli sonra tekrar kalkıp iki iki o şekilde kılmak gerekir diyor. Efendim gördüğünüz gibi bu müştehitler, müştehit imamlarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şerifleri bu bağlamda bu çerçevede anladılar. Muradı Resulü anladılar. Ayet-i kerimeleri o çerçevede baktılar. Muradullah'ı anladılar, idrak ettiler ve bu bağlamda mezhepler oluştu. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine baktığımızda, Allah Teala'nın ayetlerine baktığımız zaman bu ümmeti tefekküre, tezekküre, taakkule sevk ediyor. Alimleriniz olacak, o alimler düşünecekler. Eğer ifadeler hep muhkem olsaydı, yani... La yakbalun nasıl ve't-te'vil. Mesih kabul etmiyor zaten. Tevhili de kabul etmeseydi, tefsiri kabul etmeseydi, açık olsaydı o zaman siz o ayetleri bütün zamanlarda, bütün mekanlarda uygulayamazdınız. O ayetlerden farklı zamanlarda iştahatta bulunamazdınız. Hakikatte Kur'an-ı Kerim nasıldır? Her zamanda, her mevsimde taze açan bir gül gibidir. işte o ayetlerden ulemamız Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerine hükümleri çıkardılar. Özelliği bu. Farklı anlamaya müsait. Peki kim anlayacak? Alimler anlayacaklar. Müştehitler anlayacaklar. idrak edecekler. Nasıl anladılar? Ona dair bir hadis-i şerifte örnek verdim. O halde tarihselcilikten saldırıyorlar. Sünnet-i seniyi reddedenler saldırıyorlar. İşte mezhepsizlik oradan ayrı bir saldırı ayrı bir taarruz var. Dünyevileşme bugün Müslümanların içine düşmüş olduğu ayrı bir sıkıntı ayrı bir anafor. Peki bir de ne var? Pozitivizm. Ondan etkilenenler var. Onlar da diyorlar ki Kur'an'la Hakimi Allah Teala ayetleri mutlaka bu asrın aklı bize neyi emrediyorsa neyi amirse o bağlamda o çerçevede anlamalıyız anlamak zorundayız. Eğer akıl kabul etmiyorsa o zaman tevil etmeliyiz. Bu adamlar cinnin varlığını, cinlerin varlığını reddediyorlar. İşte Seyyid Ahmet Han vardı. Yani İncile göre, İngiliz aklına göre Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan Hindistan'daki bir damar. Sonra şimdi Aligarh Üniversitesi o o zaviyeden devam ediyor. Onu Hint ulemasından tekfir edenler vardı. Ehli dalalet kabul edenler vardı. Fakat netice itibariyle bu adamlar cinlerin varlığını Allah Teala'nın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de anlattığı gibi kabul etmediler, tevil ettiler. Melekler için dediler ki bunlar insana moral veren bir takım hisler, duygular dediler. Abduh da doğrudan reddedemiyor meleklerin varlığını, melek olarak varlığını reddedemiyor. Diyor ki bu konuda ulemadan gelen iki ayrı görüş var. Bir görüşe göre işte malum melekler yemezler, içmezler. Allah Teala'nın vermiş olduğu görevleri yaparlar. ızdırari olarak ibadet ederler. Peki ikinci görüş nedir diyor? Efendim bunlar tabiatta Allah Teala'nın varlıklara vermiş olduğu bir takım hasselerdir. Bir takım özelliklerdir. İşte bir tohum toprağa ekiyorsunuz oradan bir bitki vücuda geliyor, ağaç oluyor, başka bir şey oluyor veya insan işte varlığı görüyorsunuz... onun içinde bir takım göremediğimiz haseler var... E i̇şte melek bu tür şeylerdir diyorlar, bu şekilde anlayanlar var ya da moral değerlerdir diyorlar... esasında Reşit Rıza, e, Abduh'un söylediğini biraz daha muşahhas hale getiriyor... Ortada ifadeler kullanıyorlar, alenen açıkça reddedemiyorlar, inkar edemiyorlar. Ama melek tanımını, ulemanın melek ifadesini fasit tevillere mahkum etme girişimlerini, hamlelerini biz Abduh'ta ve onun sonrasında halefi olan Reşid Rıza'da, talebesinde, onun eserinde, menarda görüyoruz. Yani iki görüş var diyorlar ama kendileri çok izah etmeden o ikinci görüşe meyil var. Halbuki ulemadan, ulema İslam'dan Kur'an-ı Kerim'in ifade ve izahı dışında meleklere dair başka bir beyan göremezsiniz. Bulamazsınız. Ulema dedikleri esasında oryantalistler, kafirler onlardan aldıkları görüşler. Peki orada Abdü şöyle diyor. Efendim diyor. Yani bu e, ateistler buna tabiat diyorlar. Tabiatın kuralları, tabiatın kanunları diyorlar. Yani biz de buna bazı alimler de melekler diyor. Yani orada kendini bir parça ateistlerin dışında tutuyor ama onların görüşlerinin sadece zarfını değiştirerek muhteva mazruf aynı olduğu halde böyle meleklere dair bir görüş daha var diyerek onu ulemaya isnat ediyor. Esasında böyle bir görüşün ulema İslam içerisinde bir isnat merkezi yoktur kardeşim. Cinlere dair de Seyyid Ahmet Han'dan gelen o damardan baktığınız zaman benzer ifadeleri görüyorsunuz. Bildiğimiz anlamda bir cin varlığı söz konusu değildir diyorlar. Cinler işte dağlarda, çöllerde yaşayan vahşi varlıklardır. Vahşi insanların vahşi halleridir diyorlar yoksa bildiğimiz anlamda görmediğimiz, göremediğimiz varlıklar olmaz olamaz diyorlar cinler. Neden böyle diyorlar? Çünkü pozitivizme göre her şeyi deney ortamında ifade ve ispat edeceksiniz. Laboratuvara sokacaksınız, oradan çıkaracaksınız. Eğer oradan çıkaramıyorsanız o halde bunun varlığı ispat edilemez reddedilir diyorlar onlar da reddediyorlar yani göremediklerinden cinleri gözleriyle varlıklarına tanık şahit olamadıklarına reddediyorlar peki aynı mantıktan hareketle gittiğiniz zaman o zaman Allah Teala'yı da görmüyorlar onu da inkar mı edecekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlardı tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru fi zatillah Allah Teala'nın nimetleri noktasında düşünün, nimetleri üzerinde düşünün. O nimetler sizi onun varlığına götürsün. Ve ayatihi ve ayatihi. Allah Teala'nın zatı üzerinde düşünmeyin. Eğer zatı üzerinde düşünürseniz idrak edemezsiniz. O akılla israf edemezsiniz. Yani Allah Teala'yı da görmüyorlar. Şimdi bu anlayıştan hareketle onu da inkara mı gidecekler? Efendim bu kapıları açtığınız zaman... Bunun öne arkası yoktur. Yani efendim daha dolay ki varlıklardır, kötü duygulardır, insanı tahrik eden bir takım özelliklerdir vesaire gibi şeylerle esasında bir kapı açıyorlar. O kapıyla açtıkları kapıyla neyi gösteriyorlar? Efendim biz Kur'an Müslümanıyız. Efendim biz şu Müslümanıyız, bu Müslümanıyız diyerek size bu ümmete Allah Teala'nın ayetleriyle nasıl oynanacağını gösteriyorlar. Kur'an-ı Kerim'in nasıl oyuncak olacağını gösteriyorlar. Allah Teala'nın ayetlerin bir takım oyunlarla, tevillerle nasıl inkar edilebileceğini gösteriyorlar. Tehlikeli bir noktadayız. Cinlerin varlığını inkar etmek, bunu tevil etmek, şunlardı bunlardı bunlar da demek nedir efendim? Küfürdür. Küfürdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah Teala açıkça cinlerin varlığından bahsediyor değil mi? Eee ve halakal cenne min maricin Yani neden yarattı onu? Ateşten yarattı. Yani has, halis bir ateşten yarattı. Halakteni min narin ve halaktuhu min tin. İki ayrı varlıktan bahsediyor. Kim? İblis. Beni neden yarattın diyor? Halakteni min narin. Beni ateşten. Peki bu Adem'i onu ise Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Yani iki ayrı varlıktan bahsetmiyor mu Kur'an-ı Kerim? Kime inanacaksınız? Pozitivizmden, pozitivizmden etkilenen bu adamlara mı? Yoksa Allah Teala'ya mı? Allah Teala ben yarattım diyor. İnsanların da cinlerin de halıkı ben, sahibi benim. İşte ben diyorum ki şeytanın sözünü naklediyor. Şeytan ne diyor? Yani ya Rabbi diyor beni ateşten yarattım. Bunu topraktan, ateş topraktan daha üstün. Neden ben Adem Aleyhisselam'a secde edeyim? O halde bu ayet kelime bize açıkça ifade, izah ediyor ki insan ayrı bir varlıktır. Cinler ayrı bir varlıktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Atıf harfi muayyeret ifade eder. Yani ben insanları ve cinni sadece bana ibadet etsinler, tevhid etsinler diye yarattım. Peki bu ayet kelime hem onların ayrı varlıklar olduğunu ifade ediyor hem insanlar gibi cinlerin de Allah Teala'ya ibadete memur olduğunu, mecbur olduğunu anlatıyor. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Yani ibadet edecekler. Sonra ya ma'şerel cinni ve'l insi. Ey insanlar ve cinler topluluğu diyor. Yine orada atıf var. Yani iki ayrı grup var, iki ayrı varlık var. İnsanlar var, cinler var. İnsanlardan bir diğer bunların farkı ise innehu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahum. İnnehu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahum. O iblis, cin, cinler tayfesi, onlar sizi görürler. Huva ve kabiluhu, o ve kabilesi, min haysu la taravnum, sizi göremediğiniz noktalardan. Yani onların öyle bir özelliği var ki, onlar bizi görürler ama biz onları göremeyiz. Kim söylüyor? Onları yaratan söylüyor. O halde biz cinlerin özelliğini nereden çıkaracak? Nasıl anlayacak? Kur'an-ı Kerim'den anlayacağız. Allah Teala siz onları göremezsiniz buyuruyor. Sonra kabiluhu diyerek onların bir kabilesi var. Demek ki ürüyorlar, çoğalıyorlar, artıyorlar, ölüyorlar, yaşıyorlar kabileleri var. Ondan da bahsediyor ve la nahum ecma'in yani insanlara bir takım vesveseleri verebiliyorlar. Halis kullara, muttaki kullara onlara dokunamıyorlar ama yani insana zarar veremez. Kendi varlığıyla gelip de e, insana bir zarar veremez ama vesvese verebilir, dalaleti düşürebilir. Dalaleti düşürme noktasında bir takım hamleler yapar biliyorsunuz iblis de cinlerdendi ama meleklerle beraberdi ibadet ediyordu abitti zahitti fakat sonra ayrıldı kâni minel cinni fe fesekân rabbihi o da cinlerdendi o halde cinlerin böyle özellikleri var yani onlar ateşten yaratılmıştır ibadete memurdurlar Onlara da peygamber gelmiştir. Elem ye'tikum rusulun minkum ya ma'şerel cinni vel insi Elem yetikum rusulun minkum Allah Teala onlara da ey insanlar cinler topluluğu sizin içinizden sizlere peygamberler gelmedi mi? Yani Allah Teala onlara da peygamber gönderiyor. O halde onların diğer bir özelliği onlar bizi görürler fakat biz onları göremeyiz. Başka bir özellikleri onların kabileleri var, aileleri var, insanlar gibi çoğalırlar. Başka bir özelliği ise böyle ubiyennahum ecmain insanlara vesvese verirler. E, dalaleti, dalaletin yolunu gösterebilirler. Ayrı alemlerde yaşayabilirler. Yani burada baktığınız zaman 8. ayet-i kerimede cin suresinde ve enna sema yani semaya çıkıyorlar, talep ediyorlar ya da ellerini oraya temas ettiriyorlar veya burada istihare var. Semayı talep ediyorlar. Oraya çıkabildiklerine göre ve anna na nak'udu minha ha lis oralarda oturabildiklerine göre cinler hem dünyada yaşayabiliyorlar hem başka alemlerde yaşayabiliyorlar. İnsanlar gibi değiller buradan onları da anlayabiliyoruz. Farklı özellikleri var. Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Mekke-i Mükerreme'de Allah ve Resul davasını anlatıyor. Mekke direniyor, Mekke reddediyor ve allah Teala insanlara Efendimiz Aleyhisselam üzerinden talimatlarını ulaştırmaya devam ediyor. Onların bir kısmı cinlere aşırı derecede ihtiram gösteriyor. Kur'an-ı Kerim o cinler bile e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a iman ediyor. İman ettiler bu surede ondan bahsediyor. Ne duruyorsun ey Mekke İbrahim'in çocukları Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın çocukları. Siz bütün kapıları peygambere kapattınız aleyhissalatü vesselama. Yolları kapattınız. Bütün kapılar, yollar onun üzerine kapansa da cinler gelir ona iman edenler, ona teslim olurlar. Onlardan belki bu vapta bahsediyor. Bu cihete Kur'an-ı Kerim dikkatlerimizi, nazarlarımızı çekiyor, çeviriyor. Yani bir de Ahkaf suresinde ve sarafna ileyke neferen minel cinni yesmi'unel Kur'ane. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle münasebetinden bahsediyor. O münasebet nasıl olabilir? Aynısıyla buradaki hadise midir? Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Yani o Ahkaf suresinde cinlerin, Yemen tarafından gelen cinlerin Efendimiz aleyhissalatü vesselamı dinlemesi, Risaletin 10. yılında tahakkuk ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hüzün yılında Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor. Taif'e gidiyor. Malumlarınız Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü vesselam taşlıyorlar. O kadar ki yürümeye mecali yok. Ayaklarını hedef alıyorlar. Kucaklarında taşlar var. O taşları Allah Resulü aleyhisselamın ayaklarına boşaltıyorlar. Oturuyor geliyorlar kaldırıyorlar ayağı yine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaklarını hedef alıyorlar. Tahammülü, insan tahammülün, takatinin e, tükendiği anlar ama yine o zamanla bile Allah Resulü Aleyhisselam onlara beddua etmiyor. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar ya Rabbi, e, onlara hidayet et. Yani geleceğe bakıyor, onların yarınlarına bakıyor. Yarınlarında onlar Taif'ten yollara düşecekler, Medine'ye gelecekler. Efendimiz Aleyhisselam huzuruna çıkacaklar, imanlarını izahar edecekler. Onun adına sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh gibi onlardan bir tane yeryüzünde bırakma diye beddua etmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi Rabbena at muvalihim... ve lihim veşd ala diye bedduası yok onlara. Yine dua ediyor. O halde oradan ayrılıyor. Bir bağ sığınıyor malumlarınız. Daha sonra oradan Mekke'yi mükerremeye dönüyor. Dönerken Nahle Vadisi'ne geliyor. Nahle Vadisi'nde Allah Resulü Aleyhisselam yalnız başına veya yanında Zeyd bin Harise var. O halde Efendimiz Aleyhisselam sabah namazını dinlerken cinler dolaşıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam olduğu yere geliyorlar. Orada sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyorlar. Nahle Vadisi'nde dinliyorlar. Oraya işaret olmuş olabilir Ahkaf suresindeki ayet kelime Dönüyorlar, gidiyorlar kendi kavimlerine, milletlerine Kur'an-ı Kerim'i anlatıyorlar. Bu ise Mekke'nin ilk yıllarında inmiş olabilir. Fakat iki tarafta olabilir. Aynı zamanda nazil olmuş da olabilir. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman bir iç içeliğe de şahit oluyoruz. Aynı zamanda nazil olabilir hadis-i şerifler ona da delalet ediyor. Peki bu ne zaman olabilir? Bununla alakalı rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukaz'a gidiyorlar. Ee, sabah namazını kılıyorlar. Yine Nahle Vadisi. Nahle Vadisi'nin yanında asabı var. Cinler de artık semadan haber alamıyorlar. Semanın kapları kapandı. Yani Allah Teala Femen yessemi'l-âne yecid lehu şehaben rasada. Yani hemen orada ilgili görevli melekler var. Onlara ateş parçalarını gönderiyorlar. Onlar da hayret halinde neler oldu diyorlar yeryüzünde. Oradan o melekler konuşurken bir takım şeyleri alıyorduk. Yeryüzüne getiriyorduk. Kahinlere, sihirbazlara pazarlıyorduk. Onlar da insanları dalalete, onlar üzerinden sevk ediyorlardı. Fakat şimdi biz oraya gidip o bilgileri alamıyoruz. Kapılar yollar kapandı. Engel olan nedir diyorlar arıyorlar. Şeytan adamların yeryüzüne dağıttı. Cinler dağıldılar. İşte Nahle Vadisi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okurken dinliyorlar, etkileniyorlar. Bir kısmı iman ediyor. Buradan anlıyoruz ki onların bir kısmı müşrikti. Tekim diyorlar ki ölen nuşrike bir Rabbina Artık bundan sonra mahlukattan hiç kimseyi, hiçbir şeyi Allah Azze ve Celle'ye olduğumuz, yaşadığımız müddetçe şirk koşmayacağız diyorlar. Buradan müşrik oldukları onların anlaşılabilir. Şirkten dönüyorlar, vazgeçiyorlar, tövbe ediyorlar. Yani bu rivayet esas alındığında bu sure Mekke'nin ilk yıllarında nazil oldu. Erken dönemlerinde nazil oldu. Yolda giderken Ukaz'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüler. Orada iman ettiler. Ahkab suresi o bisetin, risaletin 10. yılında nazil olmuş olabilir. Oradaki olayı ya da bize anlatıyordur. Oradaki olayı bize anlatıyor. Veya her ikisi aynı olayı da anlatıyor olabilir. Allahu alem. Peki, Efendimiz sure bize neyi anlatıyordu? El cümle surenin söylediği şu. Ey insanlar! bugünkü zaviyeden baktığınız zaman pozitivizme mahkum olanlar cinleri tevil etmeyin. Onlar da allah Teala'nın yaratmış olduğu varlıklar ona ibadet ediyorlar. Peki o müşrik toplumlara, pagan toplumlarına, Kur'an-ı onlara ne söylüyor? Onlara da diyor ki, yani allah Teala bunları yarattı, onlar da ibadetle sorumlu mükellefler, onlar da bir takım olağanüstü güçler, tasarruf imkanları yok. Onlar size zarar veremezler. Sadece bir takım vesveseleri verebilir. Siz Allah'ın yarattığı en aziz, en şerefli mahluklarsınız. Onlar da sizin gibi ibadette sorumlular, onlar da ibadette mükellefler. Ve ey Mekke, sen İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a varis olduğunu iddia ediyorsun ama Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tekzip ediyorsun. İşte cinler. Onlar geldiler. Kur'an-ı Kerim'e iman ettiler. İnna semi'na Kur'anen acaba. Acayip halkulade, fevkalade bir kitabı işittik dediler. İman ettik dediler. Siz neden hala duruyorsunuz? İşte sureye başlıyorsunuz. Kul uhiye ileyye ennehu sema'a neferu minel cinni. diye başlayan bu sure cinlerden, cinlerin Efendimiz Aleyhisselam'a gelmesinden, iman etmesinden bahsediyor. O halde o minval üzere devam ediyor. Sonra 20. ayet kelimeden itibaren kul innema ed'u rabbi ve la ushriku bihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ona işaret ediyor. Mekkeliler diyorlardı ki İrci amma ente fihi bu yoldan dön. Allah'tan bahsetme, tevhidden, Kabe'den, vahdaniyetten bahsetme. Atalarımıza hakaret etme. Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır. Sen bunu reddetme. La ilahe deme. Bizim ilahlarımızı nefretme diyorlardı. Girmiş olduğun bu vahdaniyet yolundan dön. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinler bile bu davaya iman ettiler. İşte oradalar. Onlar da secde ediyorlar. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorlar. Eğer siz reddetmeye devam ederseniz onlarla beraber bu yolda yalnız başıma bile olsam birkaç sahabiyle yürümeye devam ederim onu ilan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu ilan noktasının Allah Teala'nın talimatı var. Kul innema ed'u rabbi ve la ahada. Yani asla o yoldan dönmeyeceğini kul inni la emliku lekum darran ve nef'a diye devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya bir meydan okuması, küresel kuşatmaya meydan okuması mutlaka Müslümanların bunu yaracağını, Kur'an hakimi bütün yüreklere taşıyana kadar, kıyamete kadar bu mücadelenin devam edeceğini bu sure bize anlatıyor, ifade ediyor. ...iki ana bölümü ayırabiliriz. Birinci bölümde Allah Teala bize cinlerden bahsediyor, özelliklerini anlatıyor. Yani Mekke diyor ki, bunlar da iman ettiler, teslim oldular. Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde diz söktüler, Kur'an-ı aldılar. Siz Allah Resulü Aleyhisselam'a hakaret ediyorsunuz, o cinleri ise olağanüstü bir takım roller veriyorsunuz. Sonra onlardan hareketle Efendimiz Aleyhisselam'a onlar da iman ettiyse o halde dön bütün bir aleme, bütün bir beşeriyete Allah Teala'nın kitabını, onun hükümlerini ilan et, onun çağrısı var. Peki efendim şimdi bundan hareketle sureyi tefsir etmeye başlayalım. Allah Teala bu surenin feyziyle, bereketiyle Ramazan Şerif'in şu ilk gününe bizleri müstefit kılsın. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na kur'anen acaba. Kul Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ona emir ona Allah Teala'nın buyruğu. Kimler bu Kur'an-ı Kerim'le uğraşmadı ki? Kimler karşısına çıkmadı? Kazzafi biliyorsunuz. Onun yeşil kitabı vardı. O yeşil kitapta kulle başlayan bütün ayetleri çıkarmıştı Kur'an-ı Kerim'den. Demişti ki yani bu ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bize konuşmuyor bunlar. Peki kaddafi yok oldu. Kazzafi idi. Yok oldu gitti başka her asırda her zamanda kaç kazafileri vardı Kur'an-ı Kerim'in. Onun karşısına çıktılar. Bir kısmı doğrudan inkar etti Ebu Cehil gibi. Ama kafirin en harbisi oydu. Açıkça inkar etti. Tanmıyorum dedi. Ebu Leheb gibi. Fakat kazzafi gibi içeriye girdiler. Onlar dediler ki bu ayetler ona konuşuyorlar. Bize konuşmuyorlar. Bu ayetlerin bize söyleyeceği bir takım ifadeler yok dediler. Yani kaddafi onunla bir operasyon yapmak istediler. Kur'an-ı Kerim'e bir operasyon yapmak istediler. Efendim tarihselcilikle başka zaviyelerden yine Kur'an-ı Kerim noktasında operasyonlar yapmak istiyorlar. Yapabilirler mi? Hayır. Yapamazlar. Yapamadılar. Bundan sonra da yapamayacaklar. O halde bu ifade dün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğrudan hitap ediyordu ki biz Allah Resulü aleyhisselamla birlikteyiz onunla beraberiz ve alemu enne fikum resulallah şuna bütün varlığınızla bütün hakikatinizle inanın teslim olun ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraber sizin içinizde o halde kul söyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu asırda zamanda muhataplarına söylüyor ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara da bunu ilan ediyor. Kul hani vellezî ba'se fil ummiyyîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâti ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme ve âkherîne minhum lemmâ yelhakû bihim o ve âkherîne nereye atıftı yuallimuhumdeki o hum zamirini yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan ashabına öğretiyor kitabı. Kitapla hikmet yan yana kullanıldığı zaman biri diğerine atfedildiğinde hikmet ne anlama geliyordu? Sünnet-i seniyye anlamına geliyordu. Peki onlara Efendimiz aleyhissalatü vesselam kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Başka hikmeti yani sünnet-i seniyyeyi öğretiyor. Sonra ve ahirine minhum lemma yelhakubihim. Onların halkasına girmeyen fakat onlardan sonra gelen, onlardan başkaları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i, sünneti seniyeyi onlara da öğretiyor. O halde onlar kimlerdir? Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların öğretmeni kim? Baş öğretmeni. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın ayeti. Onun için icazette, sebette, bu falandan icazet almıştır. O falandan, o falandan, oradan sahabe-i kirama, oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidilir. Allah Resulü aleyhisselama ilim de nesep ona dayanır, ondan alınır. Ve ahirine minhum lemma yelhaku Yani Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme madem ilim, irfanımız, müktesebatımız, her şeyimiz ona dayanıyor. Kul. Allah Teala söyle diye ona emrediyor. O söylerken kıyamete kadar gelecek, ona iman edecek, teslim olacak, sahabenin, ulemanın yolunda giderek kimler varsa onlara da söylüyor. Çünkü o icazet yani sebetimiz, senedimiz, febet peltekse ile bizi neye bağlıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bütün iman edenleri, bütün Müslümanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halkasına alıyor. Kul uhiye ileyye. Söyle bütün beşeriyete uhiye ileyye. Bana vahyedildi ki ennehu stema'a neferu minel cinni. Nefer üçle on arasındaki gruba denir. Bir grup cin. Ennehu stema'a dinledi. Neyi dinledi? Kıraati. Benim okumamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ukaz çevresinde asabıyla. Sabah namazında kıraat ederken cinler orada dinlediler veya Taif'ten dönüyordu. Dönerken Allah Resulü Aleyhisselam yalnız başınaydı. Yalnız başına Nahle vadisinin ayakları kanrevan içinde. Orası taşladı. Mekke kabul etmiyor o halde dönüyor. Allah Teala cinleri gönderiyor. Yalnız değilsin. Yürüyeceksin. Yürümeye devam edeceksin. Bu sure bize aynı zamanda onu anlatıyor. La ilahe illallah diyenler teslim olmayacaklar. Onlar yalnız değiller. Onlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edecekler, ittiba edecekler. Efendimiz ve Vesselam'a, onun sünnetine, Uhiye ileyye ennehu stema'a neferun minel cin. Yani cinlerden bir grup, bir cemaat bana vahyedildi ki dinlediler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı. İstema neferun Minel cinni yani Vahy ediliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak daha sonradan bildiriyor. Yalnız değilsin işte. Yani onlar sana hakaret ettiler, taşladılar ama Allah Teala Yemen tarafından cinleri gönderdi. Onlar dinlediler. Fakalu dediler ki kendi aralarında da demiş olabilirler veya fakalu likavmiim. Döndükleri zaman milletlerine, cemaatlerine dediler. İnna semi'na Kur'anan acaba. Acayip bir Kur'an işittik. Acayip bir kelam fevkalade, haykulade. Dinleyeni tesirine alan. Fesahatta, belagatta insanlığın sahanlığına bile ulaşamayacağı bir kitaba şahit olduk. Onun ayetlerini dinledik dediler. İnna semi'na Kur'anan acaba mutlak ve muhakkak olarak. Biz böyle bir kitabı işittik, dinledik dediler. Bu dinlemenin içinde iman iman var. Teslim olduk ona. Hani kas semi Allahu kavlelleti tucaridüke fi zevca semi'a orada ne anlamındaydı? Ecabe anlamında icabet etti. Burada da inna semi'na işittik yani icabet ettik. Kas semi Allahu kavlelleti tucaridüke fi zevciha ve teşteki Kimden bahsediyordu? Hazreti Havle'den bahsediyordu. Evsin hanımı havleden bahsediyordu. Yalnız çaresiz bir kadın peygamber Aleyhisselatu vesselam'a geldi, kendi halini arz ediyordu. semi Allahu Allah işitti, yani Allah icabet etti. Bu ayet bütün ümmetin kadınlarına diyor ki o kadın yalnız başınaydı, eşi ona zahar yapmıştı. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi, çaresiz bir çare Allah'ın bir yarattığı kuluyum ya, Resul, Allah'' diyordu. Benim halime, benim sıkıntıma bir çare diyordu. Yalvarıyordu Efendimiz Aleyhisselam'a. Rabbim de kassemi Allah'u. Allah işitti yani icabet etti. Ey ümmetin kadınları, darda olanlar, zorda olanlar, sizin derdinize psikiyatristler çare olamaz.'' elinizi kaldırdığınız zaman yedi kat semanın üzerinde sizi duyan, her yerde her zamanda sizin dualarınıza icabet eden, uyuması uyuklaması olmayan Allah Azze ve Celle var. Ona sığınacaksınız, ona icabet edeceksiniz. Burada da fakalu inna semi'na Kur'anen acaba. Yani mutlak ve muhakkak olarak işittik, o Kur'an'a icabet ettik. Fevkalade bir kitap. Anlayanların şehadeti. Ey Mekke reddediyorsun. Şairlerin sustu. Edebiyatçıların sustu. Muhallakatü Seba'yı e Kabe'nin duvarlarına asamaz hale geldiler. Hasan bin Sabit'e Ömer radıyallahu anh soruyor. Hasan diyor. Daha şiirlerin duymuyoruz. Neden? Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra Hasan dilini yuttu diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın talimatı onun emri yoksa şu adamları hicvedin diye Efendimiz Aleyhisselam'dan bir işaret, bir delalet yoksa artık yazmıyorlar. Artık şiir inşaat etmiyorlar, edemiyorlar. Kur'an-ı Kerim onun icazı ve icazı karşısında teslim oldular. İnna semi'na Kur'anen acaba. Peki bu fevkalade kitap ne yapar? Allah Teala neden gönderdi? İnsanlar sadece ölülerini okusunlar mezarlıkta okusunlar. Hani diyor ya Akif, inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Peki Akif neden söylüyor bunu? Bu met eğer Kur'an-ı Kerim'i sadece belli günlerde, belli zamanlarda ...öllerin arkasında okunan bir kitaba dönüştürürlerse ona bir itiraz, ona bir isyan olarak söylüyor. Yoksa Mehmet Akif, onun şiirleri safahat edille şeriyeden değildir. Bu şiirden hareket efendim ölüye Kur'an-ı Kerim okunmaz denmez değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize Yasin okuyun buyuruyorlar. İstagfiru li ahikum. Burada kardeşiniz var ona istiğfar edin diyor. E Kur'an-ı Kerim'de duadır. Müslümanlar ölülerine dua edecekler. Yani ölülere dua etmeyi Allah Teala bize emrediyor, terkin ediyor. Bizden önce gidenlere velledine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvanina sabakuna bil iman. Yani önceden imanla gidenlere sonra gelenler dua ederler. Her namazda, tahiyyatta annemize, babamıza, bizden önceki müminlere dua ediyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de bir duadır aynı zamanda, bir hayat kitabıdır. Allah Teala'nın talimatlarıdır ama aynı zamanda bir duadır, bir yakarıştır. Allah Teala yalvarma halidir. Yani Mehmet Akif'in burada söylediği nedir? E Kur'an-ı Kerim'i sadece mezarlıkta okumayın. Sadece ölülere okumayın, dirilere de okuyun bunu asıl dirilere okuyun bunu çünkü bu kitap evinizi idare edecek sokağınızı hayatınızı devletinizi cemiyetinizi yönetecek bu kitap Allah Teala onun için indirmiştir peki yehdi ile ruşdi yani bu kitap ile ruşdi ile imani ile savabi doğruya en doğruya tek doğruya tek doğru İslam'ın doğrusudur hakikat birdir Hazreti Adem Aynı hakikate çağırmıştır. Musa Aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı hakikate değişmemiştir. İman esasları hiçbir peygamberde değişmedi. Kıyamete kadar da değişmeyecek. Sadece şeriatlar yani Allah Teala'nın hükümlerinin toplumlarda, cemiyetlerde uygulanma şekil ve sureti değişebilir peygamberlerde. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğinden, Hatemül Enbiya olduğundan dolayı Artık bundan sonra Allah Teala'nın ahkamı da değişmez. Kur'an-ı Kerim hükümleri değişmeyecek, kıyamete kadar baki kalacak. Kim değişir derse imanı yoktur. Peki bu kitap neden? Yani cinler ne anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'de? Ey Mekke neden direniyorsun, neden duruyorsun? Ebu Cehil, Ebu Leheb anlamıyor musun? Şairler suslu, işte Kur'an-ı Kerim onların enaniyet damarlarını paramparça yaptı. Artık konuşamıyorlar. Cinler de itiraf ediyorlar. Siz onları ilah yerine koyuyordunuz. Olağanüstü güçler atfediyordunuz. Eûzu bi seyyidi hâzel diyordunuz. Bu vadin efendisine e, iltica ediyorum, ona sığınıyorum diyordunuz. Peki onların Kur'an-ı Kerim'e dair ifadeleri, itirafları yehdi ila rüşdi. Tek doğru budur. İslam'dır. Başka yok. Nereye girerse oraya şeklini verir. Oraya ruh ve manasını aşılar. Sıbgat Allah, Allah'ın boyası. Yani Afrika ya Afrika'ya gidin, Almatı'ya gidin, Türkistan'a gidin, İslamabad'a gidin, Afrika'nın en güneylerine gidin, hangi Müslüman mahallesine giderseniz gidin, orada Allah Teala'nın ayetlerini tarif etmedilerse, secdeyi aynı, rüküyü aynı, Allah Teala'ya iman, şekil ve suretlerini aynı olduğu halde göreceksiniz. Onlar Domuz etini yemezler haram diye Afrikadaki de yemez, Asyadaki de yemez, Türkiye'deki de yemez. Yani İslam onların kıyafetlerine hakim olmuştur. Libasus salihin erkeklerde o kıyafeti görürsünüz. Fakat bir Hristiyanlık adına bunu söyleyemezsiniz. Sadece onların ortak noktası pazar günü kiliseye giderler o kadar. İslam girmiş olduğu mahalleyi, girmiş olduğu dünyayı bütünüyle değiştirir. Yani Afrika'nın bir mahallesinde insanlar Hristiyan olsalar, diğer mahalledekiler onlar Müslüman olsalar, Hristiyan olanlar o Afrikalılar önceden oradaki yerel dine inananlar hayatlarında ne değişir? Yine şarap içerler, yine zina yaparlar, yine kumar oynarlar, yine domuz yerler, yine şunu bunu yaparlar. Bir şey değişmez. Sadece pazar günü kiliseye giderler. Fakat yan mahallede Önceden Afrika'daki yerel bir dine inananlar, inanmış olanlar, Müslüman olunca, iman edince Kazakistan'daki, İslamabad'daki, Türkiye'deki, Pakistan'daki, Bosna'daki, Maarip'teki, Afrika'daki nasıl inanıyorsa, nasıl yaşıyorsa, neyi helal, neyi haram kabul ediyorsa, yeni Müslüman olan Afrika'dakiler onlar da aynen onları kabul ederler. Yani önceden atalarından kalan neler varsa onları reddederler, inkar ederler. İslam hayatımızı değiştiriyorsa, dönüştürüyorsa, sıbgat Allah, zarfımızda ve mazrufumuzda, düşüncemizde ve hayatımızda Allah'ın boyası varsa, işte o zaman bizim Kur'an-ı Hakim'e bir ittibamız var. Yani etkilendik bu kitaptan diyorlar. İman ettik bu kitaba. Peki bu kitap ne yapacak diyor cinler? Yehdi ile rüştü. İnsanlara da işittiriyor onların sözünü. Peki senin hayatını değiştirdi mi? Seni aldı bu kitap en doğruya, hakikate ulaştırdı mı? Yehdi ila ruşdi ila imani ila savabi fa amennâ Biz de ona iman ettik. yani ne iman ettik? O kitaba iman ettik. Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Veya Fe amennâ bihi billâhi Allah Teala iman ettik. Neden Allah Teala iman ettik diyoruz? Çünkü öncesinde bir mercisi yok. Fakat sonrası velen nuşrike bi rabbina ahada. Bi rabbina oradaki zamiri tefsir ediyor. O halde fe amennâ Allah'a iman ettik. Veya Kur'an kelime iman ettik. Kur'an kelime iman edenler meleklere de iman eder, ahirete de Allah'a da Efendimiz aleyhisselam'a iman eder. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara imana davet eder. Amenar rasulü bima unzile ileyhi min rabbihil mu'minun. Kulun amene billahi ve malaikatihi diye devam ediyor. Yani iman ettiğiniz zaman o silsilede neler varsa onları da kabul ediyorsunuz. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara tamamına iman ediyor, teslim oluyorsunuz. Peki inandıysak, İslam'ın hidayetini kabul ettiysek, bundan sonra yine beyne zalik, biraz oradan biraz buradan olur mu? Minhuna ve minhuna hada dinuna, biraz şu eski dinden, biraz yeni dinden alsak, sentez yapsak, yani şikle İslam arasında bir yeni oluşuma gitsek, böyle bir din hayatımızda olsa, böyle bir dini yaşasak olmaz mı? Yani Atalarımız şöyle yaşıyordu. Babamız böyle yaşıyordu. Yani onları da tamamen reddetmeyelim, inkar etmeyelim. Alalım oradan. Faiz olsun, kumar olsun, içki olsun ama cuma günü namaza gitsinler. Bayramda camiye gitsinler. Hacca gitsinler. 60-70 yaşına gelince artık tövbe etsinler. O zamandan, o mevsimden sonra İslam'ı yaşasınlar. Böyle düşünmüş olsalar olur mu? Olmaz diyor cinler. Velen len nuşrike bi rabbina ahada. Hayır. Ya hep İslam ya hiç İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe taliptir. Bütünüyle ona teslim olacaksınız. Bütün saadet şekilleri İslam'dadır. Bütün felaket şekillerinden, suretlerinden kurtuluş, kurtuluşun çaresi o da İslam'dadır. O halde kusacaksın, sana ait, içinde ideolojilerde neler varsa hepsini dışarıya çıkaracaksın. La ilahe demek. İlla Allah'tan önce la ilahe. İdeolojilere ait neler varsa onları kusmak demektir. Dışarıya çıkarmak demektir. Onlar da onu söylüyorlar. Burada bir tekit var. O tekitle söylüyorlar. Diyorlar ki yani nefh ediyorlar ama orada bir tekit var. Asla kat'a velen nuşrike bi rabbina Rabb mürebbi terbiye eden yani bizi o kemal basamaklarından merhale merhale alıp yüceltecek olan o Rabbimize asla hiçbir şeyi ahaden min halki mahlukatından hiçbir şeyi ortak koşmayacağız diyorlar. Marka Müslüman olmadık. Hakiki Müslümanız. İslam'a ruh ve manasıyla iman ettik, ittiba ettik diyor cinler. Peki efendim buradan sonra bir beş dakika ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve etubiley elhamdülillahi rabbil alemin.